Tüm zamanlar boyunca birikmiş hesapların görüleceği zaman her gün biraz daha yaklaşıyor. Zamanın tükenmesine bu kadar az kalmışken, helal haram bilmeyen, hesap günü bilincinden yoksun, ahirete inancı olmayan, hiçbir manevi yaptırım ve ahlaki sınır tanımayan bir insan tipi kol geziyor. Bu insan ve onun yaşam tarzı dalga dalga hızla yayılıyor bütün dünyaya. Yaşanılan çağ, bunalımlar çağı, yaşanan bir insanlık krizi. Bir dünya iniyor tepemizden, çatırtılar geliyor kubbemizden. Bekleniyor artık kollarını makas gibi açarak haykıran bir adamın sesi. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Bekleniyor duymak istemeyen kulaklara dahi kendini duyuracak çağrı. Gelin, bu dünyayı değiştirelim. İlkeyi bugünlere getiren birliktelik işte bunun için. Dünyaya, insana, insanlığa yaklaşan aydınlık inkılabı haber vermek, o yolda olanlardan olmak için ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 30 yıl önce bir grup gönüllünün İslami sorumlulukları temel alarak çıktığı yolda rahmet rüzgarlarının taşıdığı tohumlar bugün domur domur açmış, dalga dalga genişleyip ufukta aydınlığı muştulamaktadır. İlke mensupları çıktıkları yolculukta pek çok örnek çalışma gerçekleştirmişlerdir. Örneğin ekonomik sıkıntılar yaşayanlarla gönül köprüleri kurmuşlar ve binlerce kişiye yardım ulaştırmışlardır. Okuyanlara destek olmuşlar, burs ve eğitim desteği sağlamışlardır. Yozlaşan iş hayatına bir dur demek için iş ahlakına çağrı yapmışlardır. Çocuklarımıza okulların eksik bıraktığı manevi değerleri vermeye çalışarak bağımsız ve sağlıklı düşünen bireyler yetiştirmeye çalışmışlardır. Kendi medeniyetimizin köklerinden ortaya çıkan yeni bir ilmi anlayışın gelişmesi için yeni ve farklı çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. O günden bugüne ahlaki ve manevi değerleri esas alan örnek ve model çalışmalar ortaya koymuşlardır. İşte İlke, İlim, Kültür ve Eğitim Derneği 30 yıllık geçmişe sahip bu ideal ve gönül birlikteliğinin yeni bir solukla yola devam etmesi için kurulmuştur. 2010 yılında resmi kuruluşu tamamlanan İlke'nin temel gayesi İslami ve insani değerler çerçevesinde yaşamak ve yaşanmasına vesile olmak amacıyla hayır odaklı iş üretmektir. Bu çerçevede İlke, yapa geldiği farklı türde hayır çalışmalarını farklı zamanlarda kurulmasına öncülük ettiği kuruluşların çatısı altında yürütmüş ve bundan sonra da yürütmeye devam edecektir. İlke, öncüsü olduğu kurumlardan Yekder, İLEM ve İGİ adı bundan sonra daha da geliştirmeye ve her birini kendi alanlarında derinleştirmeye çalışacaktır. Bu çerçevede İlke, mevcut kurumlarımıza öncülük edecek, çalışma alanlarında bilgi, politika ve strateji üretecek ve kamuoyunda camianın temsilini sağlayacak ve kurumsal ilişkileri geliştirecektir. Bilindiği üzere iktisadi girişim platformu İGP olarak ilke mensuplarınca çalışmalarına başlamış olan ve 2003 yılında dernekleşen İGİAD'la girişimciliğin teşvik edilmesi ve iş ahlakının yaygınlaştırılması için bilgilendirme, eğitim ve yayın faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Ahlaki bir duyarlılıkla çalışan girişimcileri desteklemeye, onlara rehber olmaya ve model sunmaya, iş hayatını dayanışma ekseninde şekillendirmeye, kendi değer ve inanç sistemiyle barışık, alternatif bir iktisat söylemi üretmeye çaba sarf edilmektedir. ...2003 yılında kurulan Yekder'de ise farklı yaş gruplarından on binlerce kişiye din eğitimi hizmeti sunulmuş ve sunulmaya devam edilmektedir. Aşamalı seminerler programıyla yetişkinlere,
ev okulu programıyla çocuklara ve eğitimci geliştirme programıyla da öğreticilere yönelik hizmetler üretmektedir. Son olarak medeniyetimizin birikiminden hareketle çalışmalar yapacak ilim adamlarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 2002 yılında kurulmuş olan İLEM, üniversite öğrencilerine yönelik olarak temel eğitim çalışmaları, ihtisas çalışmaları, araştırmalar, yayınlar, akademik ve sosyal etkinlikler yapmaktadır. Ayrıca akademik bir dergi çıkarmakta ve dönemsel olarak genç akademisyenler buluşmaları düzenlemektedir. Güçlü ve öncü kurumları eliyle şimdiye kadar önemli bir örneklik sergilemiş olan ilke olarak gönüldaşlarını bu hayır yolculuğunda yine yeniden hep birlikte olmaya davet ediyoruz. Zira hep dahasının da olması gerektiğini biliyor ve onu arıyoruz. Arayanlarla birlikte aramaya devam edeceğiz. Ama daima Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine, onların aynasında kendisine çeki düzen veren akla, Müslümanların ortak geleneğinden süzülerek gelen birikime, insanlığın meşru ve genel kabul görmüş ahlaki değerlerine bağlı kalarak. Şahit olun, şahit ol Rabbim.